Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber Reniculio aracımın havalandırma ızgarasını, difüzör dediğimiz parçayı söktük. Bunu sökmek epey zor oldu. Bunu da size nasıl söküldüğünü göstereceğim daha sonra. Çok da pislenmiş, gördüğünüz gibi. Berbat olmuş. Bunu sizinle beraber şimdi temizlemeye çalışacağız. Ben bunu daha önce sökmeye çalışmıştım, sökememiştim. Yani internette de böyle bir şey göremediydim nasıl söküldüğüne dair. Şimdi tekrar denedim. Zorla söktük. Nasıl sökülür, nasıl edilir diye kafama çok takıldıydı. Çok pislenmiş çünkü içinde parçalar, kürdan parçaları bir şeyler dağıtmışlar daha önce ben arabayı almadan önce. Takır tukur ediyordu. Ses çıkartıyordu havalandırmayı açınca. Şimdi bunu güzelce temizleyelim. Sonra da nasıl söküldüğünü, nasıl takıldığını görmeye çalışacağız sizinle beraber. Evet, sıcak suyumuzu hazırladık. Güzelce bu havalandırmalarımızı, difüzörümüzü sıcak suyumuzu ayarladık. Bir deterjan koyalım biraz buna. Evet, deterjanımız tamam. Bu işlerde kullandığım diş fırçam her zaman lazım oluyor. Gayet işimi görüyor. Bunu tertemiz edeyim. Her seferinde arabaya bindiğimde gözümü rahatsız ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey sizin de böyle bir sıkıntı varsa benim gibi söküp temizleyebilirsiniz. Bu pislikten, gözü rahatsız eden şeylerden kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Uğraşmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Bence. Mecburen biraz bakım yapmamız gerekiyor arabamıza. Evet, gayet temiz oldu. Bu şekilde bunu kenara alalım. Suyumuz da hemen bulandı ya. Şuraları da sökmemiz gerek galiba. Buraları sökersek daha güzel temizleriz ama. Evet, o da burası da çıt çıt değilmiş zaten. Şöyle sıcak suda koyduktan sonra bunu da bastırarak çıkartabiliyoruz galiba. Evet. Şuradan bastırdığımızda biraz parmağım sıkıştı ya. Evet, hem tertemiz olmuş oldu. Tamamen parçalayınca temizlemek daha kolay oluyor. Evet, çok gayet temiz oldu. Arkadaşlar, kanalıma, videolarıma destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolarımın devamını takip edebilmek için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Videolarım hakkında dürüst yorumlarınızı bekliyorum. Şu parçayı da buradan ayırırsak. Herhalde damaklı. Evet, çıktı. Videolarımı izlerken sağ üst köşedeki yer işaretlerine dikkat edelim. Belki işinize yarayacak bir videom daha olabilir.
Evet arkadaşlar. Şimdi temiz suyla tekrar bir durulama yapacağız. Evet. Temiz suyla beraber güzelce şöyle bir durulamasını yapalım. Evet arkadaşlar. Izgaralarımızı gayet temiz bir şekilde temizledik, yıkadık. Şimdi bunları yerine takmaya sıra geldi. Bu sayede nasıl takılıyor bu 2006 model Renault aracımızın havalandırma ızgaraları, difüzörleri nasıl takılıyor? Bunu da göreceğiz. Evet arkadaşlar. Havalandırma ızgaramızın olduğu yeri biraz temizleyeceğiz şimdi. Şöyle biraz balata spreyi orayı temizleyecektir. Katılaşmış biraz tabii ki. Biraz daha balata spreyi sıktık. Çok da temiz olmadı ama zaten görünmeyen yerde bu şekilde bırakıyorum ben bunu. Bayağı temizledik sayılır. Arkadaşlar bunu buraya taktığımızda çıkartırken bu damaklar takılıyor buraya. Yani bunları bu şekilde kurtarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi alttan üstten. O da biraz zor oluyor. Bunu şu şekilde kurtarmamız gerekiyor ki buradan çıksın. Yani buraya oturttuktan sonra bu şeyler devreye giriyor. Bu damaklar kurtarmamız gerekiyor. Bu şekilde bunu buradan çıkartabiliyoruz yani. Bunu buraya takacağız ama evet bunu buraya takıyoruz. Çıkartmak için de şu şekilde yerinden aralayıp şu şekilde damakları oradan kurtarıyoruz arkadaşlar. Alttan da damakları kurtarmamız gerekiyor. Evet. Az bir tutan yeri daha kaldı. Evet. Damaklarını kurtardıktan sonra size gösterdiğim gibi komplesi meydana çıkacaktır arkadaşlar. Yani burada şuralar takılıyor. Oraya girdikten sonra buralar takılıyor. Şuralar takılıyor. Geri gelmesi biraz sıkıntılı oluyor. Oraları kurtarmak gerekiyor. Kurtardıktan sonra komple geri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan takalım hepsini. Evet. Temizledik, taktık. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma bakmayı, bir beğeni atmayı unutmayalım. Abone olalım. Videolarıma destek verirseniz videolarımın devamı gelecektir. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.